Arkadaşlar merhabalar bu videomda çokgenler konusundaki kazanım adaklı sorular kısmındaki 3. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız düzgün altıgen. Düzgün altıgende arkadaşlarım dış açı 60 derece olduğundan 360 bölü 6'dan iç açısı 120 derece olur. İkiz kenardan dolayı bunlar 30-30 olur. 30-30 120 üçgeni çıkar. 30-60 90 üçgenleri karşımıza çıkar. Çünkü bak burası tamamı 120 derece olduğundan burası da 90 derece oluyor. Yani 30-60 90 üçgeni falan çıkıyor. Hatta bir kenar A iken en uzun köşegen bu simetri eksenidir. Bu da 2A oluyor. Bu da önemli olan şeylerden biridir. Ve bunun simetri ekseni olmasını da unutmayın. Önemli olan şeylerden biridir. Aynı zamanda karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Şunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine paralel. Ve şunlar da birbirine paraleldir. Başka bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Bir düzgün altıgende 6 e, tane eşkenar üçgenden oluşur aslında şöyle baktığınız zaman. Yani şöyle çizdiğiniz zaman şu en uzun köşegen simetri ekseni, en uzun köşegen simetri ekseni, bu da en uzun köşegen simetri eksenlerini çizdiğiniz zaman bunların hepsi ne oluyor arkadaşım? Hepsi eşkenar üçgen oluyor. Bunu da bazen kullanıyoruz. Hatta bazen şunu da kullanıyoruz. Dış açısı 60, dış açısı 60 olduğundan e, burası da 60, burası da 60, burası da 60 olduğundan dışarıda da bir eşkenar üçgen de oluşuyor. Düzgün altıgenle ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar diyebiliriz. Ve dik üçgen karşımıza çıkabiliyor. Çünkü özel açı olduğundan dolayı özel üçgen karşımıza çıkıyor. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan benzerlikle uğraşabiliriz. Başka yani alanla da ilgili bazı şeyler geliyor. Hatta alanla ilgili bilmiyorum bu testte var mı da. Şunu ben çok kullanıyorum böyle alan dağıtma sorularında. Burada kalan a iken burada kalan 2 a burası da 3 a olduğunu kullanıyorum. Karşınıza çıkarsa siz de kullanın. Çok faydasını görürsünüz özellikle alan dağıtma sorularında. Evet soru var çözümü de var burada. Ben direkt şuradaki sorulardan başlayayım. Birinci soruyla başlayalım. Birer kenarları ortak olan düzgün altıgen bir ve bir kareden bahsediyor burada. Düzgün altıgen ve bir kare eşitlikleri yazınca şurada x kenar üçgen çıktı. Burası 120 derece burası 90 derece. 120 90 daha 210 derece. 360'dan 210 çıkartırsak 150 derece kaldı buraya. X kenar üçgen olduğundan dolayı 180'den 150 çıkart. 30 2'ye böl 15 15 olur. Yani x'i böylelikle 15 derece olarak buluruz. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı akçay oldu. Geldik 2'ye. Bir zemin üzerine yerleştirilen düzgün altıgen ve düzgün beşgenin birer köşeleri bu şekilde verilmiş. Birer köşesi ortak. x ile ifade edilen açı nedir diye soruluyor. Arkadaşım iç açısı kaç derece? 120 derece. E bu 60 derece. İç açısı kaç derece? 108. E o zaman burası 72. 60 72 daha kaç? 132. Yani buraya kaç kaldı? 48 kaldı. E burası da 108 derece olduğundan biz şuradan şu sonuca ulaşırız. 120, 48, 108 ve x'in toplamının kaç yapması lazım? 360 yapması lazım. Şu 100, şu 120 ile 48'in toplamı 168. Bunu da topladığımız zaman 170, 276 yapıyor. O zaman x de 360 eksi 276 deriz. Bu da 84 çıkıyor. Evet böylelikle x'i de 84 derece olarak buluruz. Yani ikinci soru. Denizli oldu. Geldik 3'e. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen verilmiş. Burada kaçının 120 derece olduğunu, bunların da 30-30 olduğunu söyleyebiliriz. E, düzgün beşgen olduğu için de bir iç açısı 108 derece. Yani şurada kaçı da 108 olduğundan dolayı x artı 30 eşittir 108 olduğundan x de böylelikle 78 derece olarak buluruz. Yani 3. soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik 4'e. Şimdi düzgün beşgen ve düzgün altıgen ve kare verilmiş. Düzgün altıgenin kenarlarını şöyle gösterirsem. E bu da kare. Eşitlikler var mı? Var. E, şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Gerçi karenin köşegeni olduğundan direkt 45-45 diye söyleyebilirsiniz. E, burası 120 derece olduğunda bunlar da 30-30 oldu. E, artık x'i bulabilirim. Şuradaki üçgende x direkt nedir? 45 ile 30'un toplamına eşittir. Yani cevap 75 yapar. Böylelikle dördüncü soru Ceyhan oldu. Geldik beşinci soruya. Şimdi x'e ait bir üçgen oluşturmak çok mantıklı. Nasıl bir hamle yaparsak tabii ki şöyle bir hamle yaparsak en uzun köşegeni çizmiş oluruz. Bu arada burası 120 ve bunlar 30 30 oldu. E sonra buraya 90 derece kaldı. E burası da simetri ekseni olduğundan 60 60 diye iki eşit parçaya böler. Burada da bir 30 60 90 üçgeni çıktı. 60'ı karşı 4 kökü 30'un karşı 4 yapar. E tamam bitti. Burada da 3 4 5 üçgenden direkt B cevabı kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Yani 5. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 6'ya. Düzgün altıgenin çevresi 24 ise 6'ya böldüğümüz zaman bir kenar kaç çıktı? 4 çıktı. 4, 4, 4. E ne yapacağız? X e ait özel bir durum yok. Hemen burada şunu yapalım. Bir üçgen oluştursak şöyle. E burası 120 dereceyken bunlar da 30, 30 yaptı. Şöyle bakacak olursak burada 70 derece, burası 40 derece. Aa güzel bir şey çıktı. Burası 40 oldu, burası 70 yaptı. E, 40, 70 burası da 70 mi yapar? Evet. Yani şurada bir ikiz kenarlık çıktı. X ken, burası da X oldu. E burada 30, 30, 120 üçgeni var. 4, 4 ise burası da kaç yapar? 4 kök 3 yapar. Dolayısıyla cevabı ne bulduk? Balıkesir bulduk 6. soruda. Geldik 7. soruya. Düzgün altıgen demiş. Öncelikle açıları yazalım. 30, 30 burası 120. E burası da kaç? 90 derece x'i bulmak için şurada bir pisagor yapacağız. Ama öncelikle burada bir 30, 30 30 120 üçgeni var. Şu uzun kenar kaç? 12. E o zaman burası ne olacaktır? 12'yi kök bölünmüş hali. Normalde eşit kenarlardan 120'nin karşısına geçiş kök 3 kattır. O zaman 12'yi burada köküçe böldüğümüz zaman kök 3 eşleniyle çarptığımızda 12 kök bölü 3'ten 4 kök olarak buluruz. Evet burası 4 kök Burası da 4 kök Burası da 4 kök 3 ve burada artık Pisagor bağıntısı yaparsak x'in karesi eşittir 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesinden dolayı bu 48-49 yaptı. Böylelikle x'i kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Yani 7. sorunun doğru cevap D seçeneği oldu. Geldik 8'e. Kadir. Bir kenarı 2 birim olan şekil 1'deki düzgün altıgen biçimdeki adı şekil 2'deki gibi keserek 4 parçaya ayırıyor. Arkadaşım kesim işlemi bir böyle olmuş bir böyle olmuş bir de şöyle olmuş. E buradaki açıları direkt yazalım. 120 derece 30 30. Sonra burası 90. E burası da 30 30 120. Ve burası da 30. Çünkü şu simetri ekseninden dolayı 60 60. E 30 60 90 üçgenleri de çıktı burada. Sonra ne yapmış? Burada şu şekli oluşturmuş. Hmm. Evet bir kenarda iki birim. 2 birimleri yerleştirelim. 2 2 i̇ki, iken burası 2 kök 3. E burası da 2. Burası 4. Burası 2 kök 3. Tamam her şey çıktı meydana. Şimdi 30 30 120 üçgeninde 2 2 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. E şu dik kenar 2 olduğunu, buranın 2 kök 3 olduğunu, buranın da 2 2 olduğunu biliyoruz. 2 2 kök üçgen buranın da 4 olduğunu ve buranın da 4 olduğunu biliyoruz. Açıları da yazalım mı? Yazalım. Şurası 30'a 30, burası 120. E burası 30, burası 60, burası 90, burası 30, burası 60, burası da 30, burası da 30 diye yazacak olursak burası da 120 çıktı. Şimdi dikkat et. Burası 60 derece, ve burası 120 derece. Şu e, toplamları 180. Yani şunlar birbirine paralel oldu. Hocam şunlar da birbirine paralel oldu. Yani bir paraya kenar oluşturmuş. Zaten buna göre diyor paraya kenar oluşturmuş diyor. Bunun çevresi nedir diye soruluyor bize. Bütün kenarları da bulduk. Ya yani en azından paraya kenar olduğunu da size ispatlamış oldum. Kenar uzunlukları da böyle. Oradaki kesip yapıştırdığımızda buraya geldi. 2, 2 şunlar geldi. Bizden bir çevresi isteniyor. Şurası kaç? 6, 6, 12, 14, 16. Çevresi de o zaman kaç yaptı? 16'ya eşit oldu. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu gençler. 8. soruyu da C bulduk böylelikle. Ve kazanım odaklı soruları bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda klasikleşmiş sorular kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.